Şimdi kutupsal biçimde verilen karmaşık sayının karmaşık sayılarda işlemler. Arkadaşlar, iki tane örnek aldım. Birisi Z1 olsun, biri Z2 olsun. Z1 6 cis 110, Z2 2 cis 60 olsun. Şimdi çarpımı, bölümü. Şimdi karmaşık sayılarda işlemler derken önce şunu söyleyeyim. Çarpımı, bölümü ve kuvvetidir karmaşık sayılarda işlemler. Bunu biz çok kolayca yapabiliriz. Bazıları da şöyle soruyor. Hocam toplaması nasıl olacak? Toplamasını dönüşümle yaparız. Trigonometride dönüşüm diye bir konu var. Bildiğiniz gibi dönüşümle yaparız. Soru çözüm videolarında onlardan da yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım. Z1 çarpı Z2 merak edenler var. İşte onun için söyledim. Z1 çarpı Z2. Şimdi önce uzunlukları çarparım. Sonra da cislerin içini toplarım. Ne oldu? 110 artı 60, 170. Çarpıyorsam önce uzunlukları çarptım. Sonra da cislerin içini topladım. Bölersek. Önce uzunlukları bölerim. 6 bölü 2'den 3. Sonra cisleri çıkartırım. 110 eksi 60'tan 50. Yani eğer cisleri çarpıyorsam toplarım. Cisleri bölüyorsam çıkartırım. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi karmaşık sayının kuvvetini alırsak. Mesela Z2 cis 50. Z üzeri 5 istemiş. Şöyle yaparım. Sayının kuvvetini alırım. Çarpı yani uzunluğun kuvvetini alırım. Çarpı cis 50 çarpı 5. Bu kuvvetle de cismin içini çarparım. Yani ne oldu bu? Şöyle yazayım. 32 cis 250 oldu. Yani uzunluğun kuvvetini aldım. Bir de cisi o kuvvetle çarptım. Bu eksi 1 olursa hocam. Eksi 1, eksi olması hiçbir şey fark etmez ki mesela. Nasıl fark etmez? Uzunluğun eksi birinci kuvvetini alırım. Çarpı cis. İçine o kuvvetle çarparım. Ne oldu? 1 bölü 2 cis. Eksi 50. Bu nesis ölçüsünü buldum. 360 koyu içine. 1 bölü 2 cis. Ne oldu? 310. Şimdi. Peki. Z 3 cis 340 derece. Z üzeri 5. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapmayacağız. 3 üzeri 5 çarpı cis 340 çarpı 5. İşte bu 1500 1600 derece gibi gelir. 360'tan bunu kademe kademe çıkartmak çok uzun olacak. Şimdi pratik bir şey, çok basit bir şey. Bu bize çok kolaylık sağlayacak. Şimdi 3 cis 340 ya. Şöyle bir sihirbazlık yapsam. 3 cis eksi 20. Hocam bu nasıl oldu? İnanmıyorsan 360 koy bunun içine. Hadi koyalım. 360 eksi 20'den 340. Aynı şey bunlar. Şimdi 5. kuvvetini al. Uzunluğun kuvveti çarpı cis. Cisin içiyle kuvvetini aldığım sayı çarpılır. Eksi 100. Bu böyle kalmasın. 243 oldu bu değil mi? 3 üzeri 5. Cis. Bunun üstüne 360 ekle şimdi. Ne oldu? 160. 260. 260 derece. Bu. Bu kadar basit arkadaşlar. Ne yaptım? Bunun kuvvetini içinin kuvvetini aldığımda yani cisim kuvvetini aldığımda büyük olduğunu gördüm. Hemen bir sihirbazlık yaptım. 340 derece değil de eksi 20 derece olarak yazdım. Bu kadar basit. Şimdi
Z1 çarpı Z2'yi sormuş. Az önceki sorunun şekilli versiyonu. Önce bir Z1'i yazalım. Bir Z2'yi yazalım. Sonra da bunları çarparız. Şimdi Z1'e baktım. Uzunluğu 4. 4 çarpı. Ne oldu bu? 90 burası, 30 burası. Cis. 120 derece. Z2'ye baktım. Şimdi burası 60 derece. Uzunluğu 2. Burası 60 derece ya. Cis 300 yazarsın. Ya da bunu. Şöyle kolaylık olsun kardeşim. 2 cis. Kolaylık olsun kardeşim diyorsan. 2 cis eksi 60 yazarsın. Bak aynı şeyler. İnanmıyorsan 360 ekle bunu. Şimdi. Z1 çarpı Z2. Önce uzunluklar çarpılır. Doğru mu? 4 çarpı 2'den 8. Cis. Cislerin içi toplanır. 120 eksi 60'tan cis 60. Ha şöyle de yapardın. Bunu göremedin. Yani bunu aklına gelmedi. Cis 420. Cis 420'yi bir de 360'tan çıkartman gerekiyor. Yine cis 60. SS ölçüsü. Burada SS ölçü olmalı çünkü arkadaşlar. Bu soruya geldik. 1 eksi kök 3i olduğuna göre z üzeri 6. Şimdi bunun 6. kuvvetini almak için bunu cise çevirmem lazım. Hemen çevirelim. Artık bu bizim için kolay bir şey. 1 kök 3 2 özel üçgen 30 60 90 üçgeni. 2 uzunluğunu buldum. Şimdi y bölü x yaptım. Mutlak y bölü mutlak x kök 3. Değil mi? Kök 3 tanjantta hangi değere gelir? Tanjant 60. Açıyı buldum 60 derece. Noktayı bulayım. Nokta neresi? 1'e eksi kök 3. Şurası. Noktada. X ekseninden geldim. Geliştirip x ekseninden 60 derece geldim. Bunu şimdi 300 yazacağımıza şöyle yapayım. 2 cis eksi 60. Değil mi arkadaşlar? Z buymuş. Ya da 2 cis 300. Değil mi? Aynı şey. 300 derece. 360 ekle buna. 300. Şöyle geldim. Şöyle geldik. Ben şöyle geldim. Tersten geldim. Bu bize kolaylık sağlayacak şimdi. Şimdi akıl var, mantık var. Arkadaşlar. Bunun 6. kuvvetini alırsan şöyle bir şeyle karşılaşırsın. 2 üzeri 6 cis 1800. Bir de 360'tan çıkartman falan gerekecek. Hemen. Relax. Şunu kullan. Aynı şey değil mi? 2 üzeri 6 çarpı uzunluğun kuvvetini aldım. Cis içeriği de kuvvetle çaktım. Ne oldu? Şuraya yazayım artık. 64 cis eksi 360. 360 koydum. Cis 0. Yani 64 cis 0. Cis 0 1 de hemen pratik olarak söyleyecektik bunları. Ne oldu? 64. Bu yöntem inanılmaz güzel bir yöntem. Şimdi bir tane z verdik. Z sayısı. Bunun eşleniğini sormuş, eksilisini sormuş, eksi birinci kuvvetini sormuş, az önce yaptık. Bir de eksi eşleniğini falan sormuş. Hemen yapalım. Eşlenikte kısaca değinmiştim. Hani x artı i, x artı i'nin eşleniği, x eksi i'ye'dir diye. Şekillilerini burada yapacağım demiştim. Şimdi ona sıra geldi. Önce şunu bir şeklini çizelim bakalım. Z neymiş? Z 2 cis 40. 40 derece şu. Al sana Z. Bunun eşleniği şuydu. Geliştirip x ekseninden de arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Geliştirip x ekseninden miydi? Ya bu da 40. Eşleniği. Söyleyeyim. Ya bunun uzunluğu da değişmedi. 2 cis. Ne oldu? 320. Ya da 2 cis eksi 40.
Şimdi bunun eksilisi ne? Eksilisi de şuraya düşer. Şöyle göstereyim. Burası da 2. Hemen bakın. Ters açıdan bak, burası da 40. 180 40 daha 2 çiz. Ne oldu? 300 şey 220. Ha, bazen de şöyle diyorlar hocam. Olur ya hani ben sınavda telaştan bunun eksilisinin nereye düşeceğini bilemedim. Ters açıyı falan da göremedim. E, al bir sayı al buraya. 2'yi falan boş ver, unut. 1 artı i. Eksi ile çarp bunu. Eksi z demiyor mu yani? Normal eksi z diyorsa ben de eksi ile çarptım bunu. Eksi 1 eksi i. Ne oldu? Üçüncü bölgeye düştü. Gibi. Böyle de düşünebilirsiniz. Mesela hangi bölgeye düşeceği konusunda size söyledim bunu. Az önce yaptık z üzeri eksi 1. Hemen yapıyorum. Bunun şekille bir alakası yok, onu söyleyeyim de bu şimdi eksi z oldu. Heh. Şu dördüncüsünü yapalım önce arkadaşlar. Karışmasın ortalık. Bir de bunun eşleniğini sormuş. Al sana bunun eşleniği 40. Eksi z'nin eşleniği. Ne oldu? Burası 90. Burası 50. 130. İki ciz 130 derece oldu. Şöyle yapalım karışmasın. Ha, bir de bunun şu şekille alakası yok da. Bunu ayrıyeten bir yapalım. Yani. Zaten bunun gösterimini gördük. Şimdi uzunluğun eksi birinci kuvveti 1 bölü 2 çarpı içine o kuvvetle çarptı. Cis eksi 40. Yani bu da aslında z'nin eşleniğidir. Bunu az öncekini pekiştirmek adına yaptım. Şimdi geldik. Böyle bir soru ya. Değişik bir soru, değişik bir tarz. Nasıl yapacağız? Şimdi bu uzunluk demek değil mi? Bunlar mutlak uzunluktu. Baştan beri gördük. E arada eksi var. Demek ki şu arasındaki uzunluk. Arasındaki uzunluk demek. Bu eksi arasındaki uzunluk demekmiş. E, karmaşık sayıları çizerim. Arasındaki uzunluğu bulurum. Şuraya çizerim. Burası yer daha güzel. Ya da şuraya çizerim. Ne oldu? 5 çiz 110. Yani şöyle şuradan 70 oldu. Değil mi? Şurası 5 oldu. Şöyle bir karmaşık sayı. Bir de 8'ci 50. Şurası 50. 8. E bu arasındaki uzunluğu sordu. Arasındaki uzunluk demek şu demek. E ne oldu? Burası 60 oldu. Hemen şu üçgeni getirdim, buraya aldım. Arkadaşlar. Hemen. Nasıl bir üçgen? Arada 60 derece olan 5, 8. Şuraya da x dedim. Costeo. Bu sorular Costeo teoremi ile bulunur. Hadi bulunsun. X kare eşittir. 5'in karesi 25 artı 8'in karesi 64 eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kos 60. Bu işlemi de siz yaparsınız arkadaşlar. Kos 60 sin 31 bölü 2 demek. Hadi ben yapayım. 40, 24, 49. X de buradan 7 çıktı. Tamamdır. Tarz bu. Peki. Geldik. Çok benzer değil mi? Ama arada eksi yok. Eksi yoksa eksiyi biz yapacağız. Ya uzunluk var. Nasıl yapacağız hocam? Ha, şöyle yapacağız. 320 eksi 380.
Bu aynı şey demek değil mi? Bu arasındaki uzunluk demek. Değil mi? Şu. Bu da ters çevir demek karmaşık sayı. Hadi çevirelim. Şöyle. Ne oldu? 3 çiz 20. Şuradan 20 derece. Şimdi 3 çiz 80 şuydu. Şunu da mı çizelim? 3 çiz. Şu da 3. 80 de bunun tamamı bu açının. Şu açı 60'tı. Bunun eksilisi. Burası 80 ise burası da 80 oldu. Burası 10 oldu falan filan. Burası 90'dı zaten. Burası 3'tü. Arasındaki uzunluğu sormuştu bize. Değil mi? Arasındaki uzunluk şuydu. Hadi aldım. Şuraya şu üçgeni aldım. 3, 3, 120. Özel üçgen. 3, 3, 120. 3 kök 3. İşte bu kadar. Şimdi sayılar arasındaki uzaklık. Aynı soru. Arkadaşlar. Hemen şunu hemen ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Artık bunu herkes yapabilir. 125. 5 daha 30. X'ten kaç derece geleceğim buraya? İkinci bölgede. 5 daha 30. 55. Şurası ne? 65. Birisi 3, birisi 125, 3. Özür diliyorum. Şurası 6. Burası x. Aradaki açı kaç oluyor? 110, 120, 60. Cos theta. Yani şu. Bunu siz yapın. Size bırakıyorum. 3, 6. X, 60. Cos theta. Hadi söyleyeyim. X kare eşittir. 3'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 6 çarpı kos 60. Buradan x'i bulursunuz arkadaşlar. Tamamdır. Bir de değinmek istediğim şeylerden biri. Şimdi böyle şeyler göreceksiniz. Bu bir soru kalıbının şeyi. Bunun şekline falan pek gerek yok ama ben bilin istedim bunu. Şimdi argüman z eksi z 0 eşittir teta. Bu şöyle bir şey belirtir. Bu yarı doğru belirtir bir kere. Başlangıcı z 0 ve son yani ortalarında bir nokta olan z vektördür. Şurası tetadır arkadaşlar. Ve yarı doğru belirtir. Ne belirtir derlerse yarı doğru belirtir diyeceksiniz. Şimdi ben dedim argüman bir nevi tanjant demektir. Tamam, tanjant demek. Şimdi bu argümanı tanjant cinsinden yazarım. Bu da bir de burada açı var. Bu açıyı da ben tanjant cinsinden yazsam yazayım o zaman. Soruyu çözeyim. Zaten iki tane denklem çıkar değil mi buradan? Şimdi z yerine ben x artı y yazayım. Ne oldu bu? X eksi 2 artı y. Değil mi? Bunun tanjant cinsini bulayım. Tanjant cinsinden y bölü x eksi 2. Tanjant y bölü x demek değil miydi? Y bölü x eksi 2 demek değil miydi? Tanjant 45 birdir. Şuna baktım. Yine x artı y'ye falan filan yazdım. Eksi 4 y. Y eksi 4 bölü x. Tanjant 0 sıfırdı. Y buradan 4'müş demek. Şimdi y x eksi 2 eşitse y 4 ise x de buradan 6'ymış demek ki. Z x artı y demiştim ben. Başta. Sayıyı buldum o zaman 6 artı 4 y. Bu kadar basit. Bir de bunun şu versiyonu var. Ne versiyonu var hocam? Şu versiyonu var. Hemen. Argüman demek tanjant demekti. Argüman z eksi 2. Şimdi x eksi 2 artı y. Y bölü x eksi 2 tanjant cinsinden yazdım. Tan 90 tanımsız.
Tamam, siz bu bir dursun bakayım. Y eksi 1 bölü. Hemen hızlı yaptım. X. Tanjant 135 eksi 1'di arkadaşlar. Tanımsızsa tanımsızın paydası burada bir sayı olur değil mi? Tanımsızsa bu da burası da 0 olur. 6. 6 0 olması için x buradan 2 olacak. X'i buldum. X buradan 2 ise kardeşim y eksi 1 eksi 2. Y de buradan eksi 1 oldu. Z'yi ben yine az önceki sorularda gibi x artı y'ye kabul edip bu işlemleri yapmıştım. O zaman z'miz neymiş? 2 artı 2. Pardon, özür diliyorum. 2 eksi i'ymiş z'miz.